Öyle zannediyorum ki devranın değişeceğini görüyorlar. Kaç yıldır Adalet Bakanısın ve bütün zulümlerden sorumlusun. İstediğin kadar bugün günah çıkarmaya çalış. Bu günahın altından kalkamazsın. Yüz binlerce insana zulmedildi ve sen seyrettin. Şimdi bu lafları söyleyerek kurtulamazsın. Suçu hakimlere, savcılara atacaklar. Hakimler, savcıları günah keçisi yapacaklar. Yani biz demedik. Hakimler, savcılar böyle yapmışlar. Başkalarından talimat almışlar. Bize ne? Onlar suçludur. Hakimlerin, savcıların kulakları çınlasın. Emre göre karar veren hakimlerin, savcıların kulakları çınlasın. Satıldınız. Satıldınız. Yarın devran değiştiğinde biz yapmadık, hakimler, savcılar yaptı diyecekler. Anlıyor musunuz? Sizin bakanlığınız döneminde Türkiye tarihinde görülmemiş hukuksuzluklar yapıldı. Sen neredeydin bugüne kadar? Hapistekilerin hepsi size her gün beddua ediyor. Hapse girenlerin hakkında işlem yaptıklarınızın hepsi size her gün küfrediyor. Yeni mi anladın böyle olmaz diyorsun? Sen bakandın. Senin döneminde oldu. Türkiye'nin tarihine geçtin. Senin döneminde olan zulüm hiçbir bakanın döneminde olmadı. Ben ne yapayım mi diyorsun? Ben de istemezdim. Öyle mi diyorsun? İstifa etseydin, böyle olmaz deseydin, bu zulümdür deseydin, ben Adalet Bakanıyım, adaleti sağlamakla görevliyim deseydin, adaleti sağlayamayacaksan ben bu koltukta oturmam diyeydin. O koltuğu bırakaydın. O koltuğun seni bırakacağını mı anladın yoksa? Sen bırakamadın. Şimdi o koltuk mu seni bırakacak yoksa? Sen tarihe böyle geçtin. Bu dönem tarihe böyle geçti. Lanetli bir dönem. Sizin döneminize lanet olsun. Sizin şu son 5-6 yıllık zulümlerinize lanet olsun. Memlekette ne adalet bıraktınız, ne huzur bıraktınız. Sen bu düzeni meydana getirdin. Şimdi hakimleri mi suçluyorsun? Hakimler suçsuz mu? Elbette suçlu. Hakim de oradan elini masaya vuracak, burada hakim benim diyecek. Hepiniz suçlusunuz.